Canım kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT, AYT, geometri adına eksiksiz bir şekilde her şeyi konuşacağız. Geometri adına seviye seviye nasıl çalışılır, hangi kaynaklar çözülür, hangi hocalar nasıl izlenir, günlük geometri çalışması ve rutinleri nasıl oluşturulmalı gibi konuların tamamını konuşacağız. Ekstra sizlere bütün geometri sorularında işe yarayacak taktikler, tavsiyeler vereceğim. Direkt sizlere soruyu göstereceğim. Uzun lafın kısası, bu videonun sonunda geometri adına hiçbir soru işaretiniz kalmayacak. Adım adım her türlü konudan ne yapmanız gerektiğini öğreneceğiz. Bu sebeple sizlerden isteğim arkadaşlar, lütfen tane tane başından sonuna kadar dinleyin. Seviyeniz ne olursa olsun bu videodaki her bir dakika sizler için önem arz ediyor. Sizlere ekstra bir bilgi verecek. Neden bunu diyorum? Çünkü hem ben geometrimi sıfırdan getirip 2 sene üst üste hem TYT hem AYT sınavlarında fulleyecek seviyeye çıkardım. Üstüne bir de şimdiye kadar çalıştığım bir sürü koçluk öğrencim, özel ders verdiğim öğrenciler, bunların tamamından elde ettiğim bir birikim ve tecrübe var. O yüzden sizler için en doğru bilgileri burada aktarmaya çalışacağım. Bu sebeple lütfen sonuna kadar dikkatlice dinleyelim. Her şeyden önce nasıl çalışılır, neler yapılır, bunlardan önce konuşmamız gereken bir konu var. Geometri özgüvensizliği konusu. Başımızdaki en büyük bela arkadaşlar. Bunun çok net farkındayım. Çünkü ben de geometriye daha ilk defa başlarken 11. sınıftaydım. 9 ve 10. sınıfı tamamen boş geçmiştim. Geometri adına hiçbir şey bilmiyorum. 11'e başladığım zaman da şöyle bir algı oluştu. Hocalarımızın da söylemleriyle şöyle kafamda bir algı vardı. Geometri görme işidir. Görmezsem yapamam. İşte geometriyi ben nasıl çalışacağım, ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden de geometriyi TYT'de neredeyse 70-80'li netlere gelene kadar hiç çalışmadım. Yani sırf içimdeki özgüvensizlik sebebiyle mesela TYT genel denemesinde önüme geometri geliyordu. Direkt hiçbir soruya bakmadan atlıyordum. Hatta eve gidip koskoca 10 soruluk bir kısım için hiç çalışma bile yapmıyordum. Bunun da sebebi ta geçmişten gelen bir özgüvensizliğimin olmasıydı. Bunu da birçoğunuzun yaşadığını tahmin ediyorum ve biliyorum arkadaşlar. İlk başta şu konuda bir netleşelim. Evet arkadaşlar, geometri bir görme işidir. Görmeden birçok sağlam soruyu, kaliteli soruyu çözemezsiniz. Ama görme doğuştan kazanılan bir şey değildir. Yani anadan üryan ben doğdum, geometriyi görüyorum. Ama sen anadan üryan doğmadın, sen göremeyeceksin, geometride full çekemezsin, yapamazsın diye bir konu yok. Geometri görme becerisi zamanla ve kaliteli sorular çözdükçe, kaliteli kaynaklar çözdükçe kazanılabilen bir beceridir. Bu sebeple arkadaşlar geometri illaki anadan doğuma gelmek zorunda değil. Öğretmenlerimizin söylediği gibi doğuştan göremiyorsan yapamazsın falan diye bir kural yok. Geometriye sağlam çalışırsan, hakkını verirsen, güzel kaynaklar çözersen ve doğru ilerlersen çok da güzel görürsün. Sadece ben göremiyorum, yapamıyorum gibi değerlendirip çalışmamazlık yapmıyoruz bundan sonra. Geometri çalışıldığı zaman, hakkı verildiği zaman gayet de güzel karşılığını veren bir derstir. Belki biraz zorlar, belki biraz uğraştırır, belki biraz naz yapar ama sonunda böyle bir gelir, çok da güzel gelir, çok da güzel sınavda fark attırır. YKS'nin de bence en kilit kısımlarından bir tanesidir. Adım adım seviye seviye geometri nasıl çalışılır bunu size detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Gelin onları da konuşmaya geçelim. İlk olarak sıfır seviyeden bir başlayalım. Sonrasını zaten ben partlara ayırmış olurum, oradan da görürsünüz. Kısım kısım konuşacağız arkadaşlar. Şu anda ama sıfır düzeydeyim ben. Geometri adına doğru düzgün hiçbir şey yapamıyorum. Geometri bilgim ciddi anlamda sıkıntılı diyorsanız ne yapmalıyız bunu konuşacağız. Gençler, bu seviyedeyken en temel yapmamız gereken iki tane şey var. Bir, doğru kaynak seçimi. İki, doğru hoca seçimi. İlk olarak doğru kaynak seçimi noktasında kolay bir kaynakla başlamamız lazım. Bakın, benim de yaptığım en büyük hatalardan bir tanesiydi. Geometriye sen daha ilk defa başlarken gidersen orta seviye bir kaynakla, hatta zor seviye bir kaynakla başlarsan iyice özgüvenin kırılır. İyice ben geometriyi yapamıyorum triplerine girersin ve geometri gelişimin çok daha yavaş bir şekilde ilerler. Biz onun yerine gideceğiz. Geometriye daha yeni temellerimizi atıyorken sıfır düzey bir kaynak alacağız. Bakın, tamamen sıfır düzey bir kaynak alacağız. Doğru çizmeden, üçgen çizmeden, açı ortayın, kenar ortayın temel prensiplerinden, benzerliğin en temel özelliklerinden bize öğretecek bir kaynak olacak ve bu kaynakla birlikte aslında biz güzelce geometri temellerimizi atacağız. Burada kullanacağınız sıfır kaynakta aktif yayınlarının geometrisi, Şenol Hoca'nın alıştırmalarla geometrisi veya Karakök Sıfır'ın geometri kitapları olabilir. Üçü de gayet güzel ve birbiriyle çok benzer formatta kitaplardır. Bu yüzden arkadaşlar üçünden biri de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi yalnızca sıfır düzey bir kaynak yeter mi? Tabii ki yetmez. Üstüne bir tane daha kaynak almalıyız ki o sıfır düzey kaynakta oturttuğumuz temel bilgilerimizi, temel kurallarımızı başka bir kaynakta daha oturtalım. Bu çözeceğimiz ikinci kaynakta arkadaşlar kolay orta düzey bir kaynak olacak. Bu kaynağı da biz hem böyle daha çok soru pratiği yapmak için hem de belli ölçüde yeni nesil sorulara da alışmak için kullanacağız. Ve bu kaynağın düzeyi kesinlikle kolay orta düzey olmalı. Şimdi kolay orta düzey kaynaklarda ne kullanabilirsiniz? Bir, ENS'nin geometrisi güzeldir. Geometrinin ilacı yine gayet güzel bir kaynaktır. Bir de mikro orijinalin geometrisi gayet güzel kaynaklardır. Bu kaynaklarda kolay orta düzeyde kullanabileceğiniz gayet şık kaynaklar. Elimde geometrinin ilacı var. Reklam falan değil arkadaşlar bu arada. Daha yeni saydığım 3 kaynaktan bir tanesini alın. Elimde bu olduğu için bunu gösteriyorum. Bakın, bu kaynakta örnek verecek olursam hem şu şekilde böyle yeni nesilleştirilmiş sorular var hem de klasik sorular var. Ne ölçüde görebiliyorsunuz bilmiyorum ama mantık şu olacak. Gideceksiniz siz sıfır kaynakta başta güzelce tüm kuralları, tüm kanunları, onları bunları öğreneceksiniz. Sonrasında kolay orta düzey bir kaynakla da güzel bir şekilde hem yeni nesil sorularla hem de belli tipte klasik sorularda geometri bilginizi iyice oturtacaksınız. Şimdi kaynaklar
kaynaklarımızı seçtik. Kaynaklarda nasıl çözmemiz, nasıl ilerlememiz gerektiğini belirledik. Bundan sonra bir de kanal belirlememiz lazım. İzleyeceğimiz kanallarda da Şenol Hoca'nın 15 günde geometri kampı var. Gayet güzel bir kamptır. Özellikle sıfırdan alacağınız zaman güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde size konuları öğretir. İkinci olarak Bıyıklı Matematiğin geometri kampı var. Bu kamp biraz daha uzun bir kamptır arkadaşlar. Sıfırdan alarak yine gayet güzel bir anlatımla tüm konuları görebilirsiniz. Yine haricinde Kenan Karan'ın geometri kampında sizlere önermiş olayım. Bu kampta yine yıllardır gayet güzel bir şekilde ilerleyen, bu sene de yeni versiyonunun yapılmış olduğu bir kamp. Yine Kenan hocamızdan da faydalanabilirsiniz. 3 hocamız da başlangıçta geometriyi ilk çalışırken kullanabileceğimiz hocalar noktasında gayet güzel işimize yarayacaktır. Herhangi bir hocamızı seçerek direkt başlayabilirsiniz. Şimdi kaynaklarımızı belirledik, hocamızı belirledik. Ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız şey çok basit. Gideceksiniz, başta hocadan konu anlatımını dinleyeceksiniz. Konu anlatımını dinlerken bir yandan da sıfır düzey kaynakla paralel gideceksiniz. Hatta sıfır düzey kaynağı da getireyim bir dakika. Al bak, şu kaynakla paralel gideceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra bu kaynağı çözdünüz ya, bu kaynaktan ilgili konunun sorularını çözdünüz, örneklerini yaptınız. Aynı zamanda bu kitapların içinde de genelde böyle konu özetleri kısmı bulunuyor. Bunlardan da konu özetlerinizi bir defa daha hocadan sonra tekrar ettiniz. Sonra gideceksiniz kolay orta düzey kaynağınızdan çözeceksiniz. Yapacağınız şey bu arkadaşlar. Bakın başka bir şey yok. Ve daha yine anlattığım bu sistemde ilk başta üçgenler kısmının tamamını bitiriyoruz. Yani doğrulu açılardan üçgenlerin son konusu üçgenlerde alana kadar bütün konuları biz bitirdik. Tam böyle çokgenler, dörtgenler kısmına geçerken arkadaşlar arada bir kaynak daha alacağız. O da deneme deposunun üçgenler faskülü. Bu kaynak bizim ne işimize yarayacak? Şimdiye kadar çalıştığımız bütün üçgenler konusunu tek bir deneme serisinde görmemiz sağlayacak. Yani üçgenlere ait bir kitapla çözeceğiz biz. Artık bu kaynağı çözmeye başlıyoruz. Bakın bu bir kırılma noktası. Üçgenleri bitirdikten öncesi var, üçgenleri bitirdikten sonrası var. Öncesinde zaten üçgenler çalıştınız. Kırılma noktasına geldin bak. Üçgenler bitti. Arada sen gittin deneme deposu kaynağını aldın. Artık bu kaynağı almandan sonra her gün sen deneme deposunun üçgenler denemesinden bir tane üçgenler denemesi çözüyorsun. Ve bu sayede üçgenleri düzenli bir şekilde tekrar ediyorsun. Ardından da yeni konu çalışmalarına devam ediyorsun. Örneğin çokgenler çalıştın. Örneğin dörtgenler, kare, deltoid gibi konuları çalıştın. Yani gün gün yine konularını çalışmaya devam ediyorsun. Ve her gün bir tane de üçgenleri unutmamak için deneme deposu kaynağından bir tane deneme çözüyorsun. Evet, şimdi artık temelimizi attık. Bundan sonra geometride biraz daha ileri düzeylere, yani temel attıktan sonrasında neler yapmamız gerekiyor bunları konuşacağız. Tane tane her şeyi size şimdi anlatacağım. İlki geometriden, orta zor bir kaynaktan düzenli bir şekilde her gün test çözmek. İkincisi geometri branş denemesi çözmek haftalık olarak yine. Üçüncüsü ise YouTube'dan doğru şekilde faydalanmak. Hem geometri adına soru çözüm taktiklerini öğrenmek, hem de YouTube'dan bu iki basamakta gördüğümüz eksik konuların tekrarını yapmak. Bunların tamamını şimdi ayrı ayrı konuşacağız. Gençler ilk olarak artık temeli attıktan sonra orta zor seviye bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağı biz edindikten sonra gideceğiz. Her gün aksatmadan 2 ile 3 arası test çözeceğiz. Ve bu çözdüğümüz testlerin her birini farklı konulardan çözeceğiz. Yani ne demeye çalışıyorum? Atıyorum sen ilk gün doğruda açılar çözdün. İkinci gün üçgende açılar çözeceksin. Sonraki gün açı ortay ve kenar ortayı çözeceksin. Sonraki gün alan ve benzerlik çözeceksin gibi sürekli 2-2-2-2 farklı konuları çözerek bütün geometri konularını temizleyeceksin. Bütün geometri konularını temizlemen 10 gününü aldı. Yani başlangıçtan doğru açılardan katı cisme kadar tüm konuları 10 günde temizledin. Sonra bir daha baş döneceksin. Bir 10 günlük periyoda daha gireceksin. Yani senin aldığın bu orta zor düzey kaynağı, aha da bu olsun örnekte, her gün 2 tane 3 tane test çözerek ve birbirinden farklı konulardan sürekli test çözerek bitireceksin. Zaten bu tarz bir kaynağı bitirdiğin zaman da babalar gelse seni durduramaz. Yani kaynağın kalınlığına baksana, tuğla gibi yani. Şu kaynağı bitirdiğin zaman zaten olay bitecek. Şimdi gelelim kaynak önerileri kısmına. Şimdi gelelim bu seviyede kaliteli kaynaklar nelerdir, hangisini alalım? İlk olarak orijinal yayınları var. Daha önce gösterdim. Gayet güzel bir kitaptır. İkinci olarak Bilgi Sarmal var. Özellikle kurgulu soruları ÖSYM'ye çok yakın çözmenizi önerdiğim kaynaklardan bir tanesidir. Üçüncü olarak da 3D'nin TYT geometrisi var. AYT geometrisi yok arkadaşlar. Bana kalırsa AYT'sini çözmeyin. Çok şart olan bir kaynak değil. Ama TYT geometrisi gayet güzel ve yeni nesil yazılmış bir kaynaktır. Daha yeni anlattığım kaynak bitirme sistemini saydığım kaynaklardan bir tanesini uyguladığınız zaman emin olun geometride sizi kimse tutamaz. İkinci olarak da ne vardı? Düzenli geometri branş denemesi çözmek vardı. Arkadaşlar bir tane geometri branş denemesi edineceğiz, tamam mı? Birazdan yayınları söyleyeceğim zaten. Bu aldığımız geometri branş denemesini haftada 3 ila 4 arasında çözeceğiz. Ve bu sayede şimdiye kadar çalıştığımız bütün geometri konularını tek bir deneme içerisinde çözmüş olacağız. Ve bunu haftalık 3-4 defa yaptığınız zaman bir ay sonucunda zaten bir tane yayının denemesini bitirmiş olacaksınız. Geometriniz çok daha ayrı bir seviyeye gidecek. Burada geometri branş denemesi olarak da Bilgi Sarmal, orijinal veya toprak yayınlarından bir tanesini kullanabilirsiniz. Üçü de orta, ortanın birkaçlık üzerinde seviyede kaynaklardır ve gayet kalitelidir arkadaşlar. Tam ÖSYM ayarı kitaplardır. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Son olarak da burada YouTube'dan kanal takip etmemiz lazım. Bu kanallarda biz iki parçaya ayıracağız. İlk kanal tipimiz arkadaşlar soru çözüm izleyeceğimiz ve taktik öğreneceğimiz kanallar. İkincisi ise daha çok tekrar yapacağımız kanallar. İlk olarak soru çözüm tekniklerini öğreneceğimiz kanallarda Erol Dönmez Geometri'yi ve Eyüp Bey'i çok net bir şekilde tavsiye ediyorum. Erol Dönmez her gün kanalla video yükleyen ve tekli soru çözüm yapan bir hocamız. Eyüp hocamız da yine arada da olsa geometriden böyle soru çözümleri atıyor, tekli soru çözümleri atıyor. Onu da yine geometriden soru çözümü izlemek için takip edebilirsiniz.
Aynı zamanda bu izleyeceğiniz soru çözümüne günde 15-20 dakika zaman ayırın arkadaşlar. 2-3 tane sorunun çözümünü düzenli izleseniz bile sizler için gayet yeterli olacaktır. İkinci olarak da bizim artık tekrar için kullanacağımız kanallara ihtiyacımız var. Bence bu kanalda da Eyüp Bey gayet sizler için yeterli olacaktır. Bu sene yaptığı konu anlatımlarında zaten mesela şöyle bir şey yapıyor. Deltoidler tek video, çokgenler videoları, üçgenler videoları gibi böyle videolarını bölüyor. Bu sene yaptığı kamp videolarını yani Eyüp Hoca'nın tekrarlar için gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şimdi basamakların tamamını sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Adım adım yapacaklarımızı bir daha anlatayım. Gidiyoruz orta seviye bir soru bankasından günde 2-3 testi birbirinden farklı konular olacak şekilde her gün çözüyoruz. Sonrasında haftalık 3 ila 4 arası geometri branş denemesi çözüyoruz. Son olarak da bu iki basamakta gördüğümüz eksik konularımızı ve çok yanlış yaptığımız geometri konularını buradaki tekrar etme kısmından tekrar ediyoruz. Ve de düzenli bir şekilde geometriye günlük 15-20 dakika ayırarak soru çözümü izliyoruz. Tekniklerimizi iyice geliştiriyoruz. Geometri adına başlangıçtan ileri düzeye kadar ne yapmanız gerekiyor her şeyi konuştuk arkadaşlar. Zaten burada anlattığım şeyleri biraz da kendinize uyarlayarak düzenli bir şekilde uygulayın. Emin olun verimini harika bir şekilde alacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. Geometrinin içinden geçeceğiz arkadaşlar bu taktiklerle. Son olarak da geometride 2 tane derece taktiği vereceğim sizlere ve artık videomuzu yavaştan noktalayacağız. Ve lütfen bu kısmı da dikkatli bir şekilde dinleyin. Birazdan hatta soru üzerinde de sizlere ne yapmanız gerektiğini belli ölçüde anlatacağım. Önemli bir kısım olacak. İlk olarak geometride gerçekten fulleyecek seviyeye gelmek istiyorsanız, ben bir geometri canavarı olmak istiyorum diyorsanız sorulara farklı farklı çözüm yöntemleri geliştirmeniz lazım. Yani bir soruyu aldınız, bir yöntemle çözdünüz. Örneğin açı ortay yöntemiyle çözdünüz. Gidin bir de arkadaşlar o soruda benzerlik kullanarak çözmeye çalışın. Dik indirerek çözmeye çalışın. Belli ölçüde trigonometri kullanarak çözmeye çalışın. Özellikle de kaliteli sorularda mutlaka 3-4 farklı çözüm yöntemi geliştirmeye çalışın. Hatta o sorunun çözümünü çözseniz bile bir de hocadan dinleyin. Bakın bu anlattığım sistem hem geometride artık görme becerinizi inanılmaz düzeye çıkartacak. Üstüne bir de çok daha denemelerde hızlı çözeceksiniz. İkinci olarak da bütün geometri soruları için geçerlidir bu. Hangi konu olursa olsun geometride herhangi bir soruda size hangi bilgi verilirse verilsin gideceksiniz o bilgiyi şeklin üzerine dökeceksiniz. Çünkü siz geometride şeklin üzerinde diklikleri, açıortayları, kenarortayları, uzunlukları, dereceleri, onları bunları her şeyi gördüğünüz zaman çok daha rahat işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. Sorunun çözümünü çok daha rahat görebiliyorsunuz. Bu yüzden geometri sorularında bize verilen bütün bilgileri şeklin üzerine dökmemiz lazım. Gençler şimdi bir tane örnek soruda da sizlere anlattığım taktiği uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Normalde ben bu videonun bu kısmını aslında evde çekmiştim. Ama şu anda bir baktım kameranın kaydını başlatmayı unutmuşum. O yüzden geldim arkadaşlar şu an bir de stüdyoda çekimini yapıyorum. Direkt bakın soruda nasıl uygulanacağına bakalım. Dediğim gibi bütün geometri sorularında mutlaka bu taktiği uygulayalım. Ben zaten sizlere bu videonun ardından bir de taktikli geometri soru çözüm videosu çekeceğim. O videomuzda da neredeyse 5-10 farklı soru tipine 4-5 farklı yorum nasıl geliştirilir? Aynı zamanda geometri sorularına detaylı bir şekilde nasıl yaklaşılır? Bunları sizlere özetleyeceğim. Bu sadece sizlere genel verdiğim taktiği biraz daha pratiğe dökmek için yaptığım bu uygulamaydı. Ama detaylı soru çözümü çok daha dediğim gibi detaylı olacak. Birçok şey öğreneceğiz orada da. Demiş ki soruda ABC üçgen BE ve CF kenarortaymış. BE 12, CF 18, BC 15'miş. Şimdi yerlerini yerleştiriyorum arkadaşlar. Başta iki tane kenarortayın kesim noktası olduğu için G bakın ağırlık merkezi, tamam mı? Burası ağırlık merkezi ise ağırlık merkezi ne yapıyordu? 2K'ya K diye bölüyordu. Burayı da arkadaşlar 2N N diye bölüyordu değil mi? Zaten bana CF'nin de 18 olduğunu söylemiş. Demek ki burası 12 gelecek. Buraya da arkadaşlar 6 gelecek. Aynı şekilde BE'nin de 12 olduğunu söylemiş. O zaman buraya 8 gelecek. Buraya da 4 gelecek. Yani ben ne yaptım? Soruda bana verilen bilgiler kenarortay olduğunu söylemiş ya. Bakın iki tane kenarortayın kesim noktasının ağırlık merkezinin olduğunu söyleyerek gittim buradaki oransal bir şekilde uzunlukları dağıttım arkadaşlar. Sonrasında soruda bana zaten NC'yi soruyordu. Ben o zaman NC'ye X dersem arkadaşlar BC'nin tamamı 15 cm olduğu için burada 15-X olacak değil mi? Bakın yine bana verilen NC ve BC ile alakalı soruda verilen, metinde verilen bilgileri şeklin üzerine döküyorum. Bir de burada bana şekilde verilen ne var? Açıortay bilgisi var bak. Açıortaydan da ne yapıyorum? Kolun bacağı oranı yapıyorum. Yani 8'in 15-X oranı eşittir 12'nin de X oranı diyorum. Ardından da arkadaşlar burada sadeleştirme işlemimi yaptım. 45-3 tane X eşittir 2 tane X oldu. X de arkadaşlar buradan 9 olarak geldi. Yani cevabımız neymiş? B şıkkıymış. Soru üzerinden de net bir şekilde gördük. Burada bize verilen metinleri teker teker burada görselin üzerine uyguladık. Verilen şeklin üzerine uyguladık. Ve ardından adım adım sorumuzun çözümüne gittik arkadaşlar. Evet gençler bu şekilde derece taktiklerimizi de verdik. Nasıl çalışılır, neler yapılır, hangi kaynak, hangi hoca, yani aklınıza ne geliyorsa geometride konuştuk. Bence efsane bir video oldu. Açık net söyleyeyim. Vallahi ben de çok keyif aldım video çekerken. Çünkü çok sevdiğim bir ders. İnşallah bundan sonraki videoyu da sizleri bekliyorum. O videoda çok güzel geometri soruları çözeceğiz. O videoda sizlere geometri sorusuna nasıl yaklaşılır, 3-4 farklı yöntemle nasıl çözülür, bir geometri sorusuna nasıl bir bakış açısı geliştirmeliyiz, konu konu bunları göstereceğim. O videoyu mutlaka sizleri bekliyorum arkadaşlar. Onun için de ne yapalım? Videoya bir beğeni bırakalım. Benim hem mutlu edersiniz hem motive edersiniz. Bir de kanalımızı takibe alalım. O videoyu mutlaka izleyin. Bunu sizin için diyorum arkadaşlar. Çünkü fayda sağlayacağını, işinize yarayacağını, sizi geliştireceğini biliyorum. Diyelim artık şu lafı uzatmayalım. Videomuzu kapatalım. Allah'a emanetsiniz gençler. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Hepinize canı gönülden
senden iyi çalışmalar diyorum. Kalp gönderiyorum size hatta bir tane. Bay bay.